Evet, ben de il başkanıma ve değerli milletvekilimize bizleri bugün sizlerle buluşma imkanını verdikleri için çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayının yapıldığı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de temellerinin atıldığı Sivas'ta bugün sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlere ekonomiye nasıl baktığımızı, sorunların nerede olduğunu, bunların nasıl çözülebileceği konusunda kısa bir sunum yapacağım. Arkasından da sizlerle neler yapılabileceği konusunda, Sivas'ta neler yapılabileceği, Türkiye ile ilgili neler düşündüğünüz konusunda bir sohbet yapacağız. Bugün biz baktığımızda Türkiye'de aynı anda iki tane krizi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Birincisi, Türkiye'nin 2007 yılından sonra izlediği büyüme modeli tamamen tıkanmış vaziyette ve Türkiye 2007 yılından itibaren dünyada kendine benzeyen ekonomilerden ayrışıyor. Bugün bu büyüme modelinin tıkanması karşımıza artık ekonomik kriz olarak çıkıyor. Ekonomik krizin göstergeleri de bozulan dış denge, yetersiz döviz rezervleri, yüksek enflasyon ve niteliksiz büyüme. Birazdan bunları biraz daha açacağım. İkinci önemli sorunumuz tek adam rejimi ve bunun devlette yol açtığı yönetim krizi. Yani bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz sistem gerçekten devlette çok ciddi, devletin kurumlarında çok ciddi bir aşınmaya yol açtı. Artık kural kalmadı, kral var. Bir gecede her şey değişebiliyor. Kurumsal kapasite, devletin köklü kurumları hızla aşınmış vaziyette. Yine Türkiye ile ilgili güvenilmez ortak algısı güçleniyor. Ve küresel fırsatları, bugün dünyadaki küresel gelişmeleri, pandemi sonrasında bu arz zincirlerindeki, Çin'deki arz zincirlerindeki dağılmanın ardından Türkiye'nin karşısına çıkan fırsatları da yitirme riskimiz var. Halbuki milletlerin nasıl zenginleştiğine baktığımız zaman bunun kral yerine kural olmasına bağlı olduğunu görüyoruz. İşte burada kurumsal kalite endeksi ve bileşenleri dediğimiz bir endeks çıkarttık. Bunların çeşitli bileşenleri var. Her bir bileşende en iyi olan ülkeyi tespit ettik sağ tarafa baktığınız zaman. Bunların etrafından bir çizgi geçirdik. Sonra buna bizim de üyesi olduğumuz Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndaki kriterleri koyduk. En sona da bu kırmızı gördüğünüzde Türkiye'yi koyduk. Gördüğünüz gibi bizimle en gelişmişler ve OECD dediğimiz Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında çok ciddi farklar var. Peki o zaman şunu sorabilirsiniz. Tamam, bu farklar var da bunun büyümeyle ne alakası var? Kişi başına gelirle ne alakası var? Zenginleşmeyle ne alakası var diyebilirsiniz. Onu da sol tarafa baktığınızda göreceksiniz. Kurumsal kaliteyle kişi başına... Ya üstüne basınca mı ötüyor? Peki. Kurumsal kalite ve kişi başına gelir düzeyi arasındaki ilişkiye baktığınız zaman da... Kurumsal kalite ne kadar iyi ise kişi başına gelir de o kadar yüksek oluyor. Şimdi biraz önce Ulaş Vekilim buradan anlattı. Aslında neden kral değil kural önemli ya da neden kral değil kural olmalı? Bunun en güzel örneği biraz önce bu organize sanayi bölgeleriyle ilgili anlatılan şey. Şimdi Sivas'ta merkezde 3 tane OSB var. Yine 2 tane de Şarkışla'da ve Gemerek'te organize sanayi bölgesi var. Ama devlet demiş ki ben bunların bir tanesini, Demirova organize sanayi bölgesini özel cazibe merkezi statüsü veriyorum. Soruyorlar niye veriyorsun? Öyle çıktı ağızdan. Kimin ağzından? Cumhurbaşkanının ağzından böyle söz verildi. Böyle söz verildi olmaz. Yani yapılan böyle bir ucube olabilir mi? Yani siz burada fabrikaları organize sanayi bölgesinden organize sanayi bölgesine gezdirip
kaynakları heba mı edeceksiniz? Çok açık söylüyorum. İş başına gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Sivas'ın tamamını özel cazibe merkezi statüsüne kavuşturmak olacaktır. Böyle bir ucube olmaz. Evet. Burayı biraz önce de söyledim. Evet, geçelim. Şimdi Türkiye'de bugün baktığımız zaman bir büyümeden söz ediliyor. İşte 7 büyüdük, dünyaya göre çok iyiyiz, Avrupa'ya göre şöyleyiz, böyleyiz. Şimdi Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2011 yılının ikinci çeyreğinde de 827 milyar dolarmış, şimdi de 827 milyar dolar. Bunun etrafında dalgalanıp duruyoruz. Büyüyoruz deniyor ya, olan bu. Aslında doğruları yapabilmiş olsaydık bugün rahat rahat 1,5-2 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya ulaşabilirdik. Ama maalesef ekonomiyi doğru düzgün yönetemedik, ülkeyi doğru düzgün yönetemedik. Bugün içinde bulunduğumuz hal bu. Ayrıca son dönemdeki bu gayri safi yurt içi hasıladaki artışların da çok ciddi istatistiki sorunlar içerdiği kanaatindeyim. Bunları zaman zaman belli yerlerde açtım ama bugün artık burada bunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama büyüme kalitesiz, yani neresinden bakarsanız bakın büyümenin kalitesi yok. Şimdi birkaç kişiyi zengin eden ama ülkenin neredeyse %90'ından fazlasını fakirleştiren bir büyümeyle karşı karşıyayız. Faik Bey, bunu nereden biliyorsun dediğiniz zaman işte kendi açıkladığı, hükümetin kendi açıkladığı rakamlar var. Bakın, iş gücüne yapılan ödemelerin milli gelir içindeki payı. Yani bu muhtemelen rekor seviyede düşük. %21.4. %30'lardan %21'lere inmiş çok kısa bir sürede. Bu ülkede büyümenin insanları zenginleştirmediğini söylüyor. Peki bu büyüme başka neye yol açıyor? Bu büyüme değil, aslında şişme. Bakın, tüketici enflasyonu 12 aylık %20'lerdeymiş. Geçen senenin 10. ayında, 11. ayında. Şimdi olmuş %80, o da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Bu fiyatları da başka hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Unutmayın, bu işte 3 harflilerden bir tanesinin yöneticisi dedi ki bizde enflasyon %110. Göya ucuz market orası. Burada TÜİK'te %80. Bir başka bu büyümenin kalitesinin bozuk olduğunu gösteren cari açıktaki olağanüstü hızlı artış. Cari açıktaki artış ne demek? Borca batmak demek. Bu büyüme aynı zamanda ülkeyi borca batırdığı için sürdürülebilir de değil. Evet. Baktığımız zaman nedir problemimiz diye, bir kere kurumsal altyapının tamamen çöktüğünü, ekonominin de adeta şarampole yuvarlandığını görüyoruz. 2018 Temmuz ayından bu yana, yani bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra Merkez Bankası'nın döviz kasası boşaldı. 128 milyar dolar buharlaştırıldı. 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK Başkanı'nı o koltukta gördük. Peki ne oldu? Dünyada sıcak para azaldı. Milleti borca batırıp sahte cennet yaşatma dönemi zaten 2007'den bu yana sürekli kapanıyordu. Ama buna rağmen bu oyunu sürdürme sevdası hükümette vardı. Bu oyunu sürdürebilmek için de kerameti kendinden menkul bir safsata ortaya atıldı. Faiz sebep, enflasyon netice. Bunun sonucunda paramız pul oldu. Devlet iş aleminin kullandığı dövize tamamen hükmetmeye başladı. Sen şu kadarını bana vereceksin. Sen dövizle ödeme yapamayacaksın. Fatura dövizle kesilecek ama sen döviz ödeyemeyeceksin gibi her gün değişen bir takım kurallar. Şimdi iş insanları bize diyorlar ki ya sonuçta istihdam problemini de bu çözdü diyorlar. Çünkü biz eskisine göre 3-4 kat daha fazla mali müşavir tutmak zorunda kaldık diyorlar.
bu düzenlemelere uyabilmek için gece yarısı yapılan, bir gecede yapılan. Çünkü her şey tek adamın dudağından, iki dudağının arasından çıkan sözlere bağlı. Yarın sabah bunu yapalım diyor, onu yapıyorlar. İstişare yok, konuşma yok, danışma yok. Bunun sonucunda ekonomide belirsizlik arttı, güven kayboldu. Bakın hiçbir dönemde, uzun zamandır hiçbir dönemde en yüksek kur beklentisiyle en düşük kur beklentisi arasındaki fark, soldaki şeye bakarsanız, grafiğe bakarsanız bu kadar açılmamıştı. Yani en üst tahmin 25 bin, en altta tahmin eden 17-18 bin. Bu tahminleri kim yapıyor biliyor musunuz? Bu büyük şirketlerdeki yöneticilerin tahminleri. Eğer büyük şirketlerdeki yöneticilerin kafaları bu kadar karışıksa, milletin kafası ne halde siz düşünün. Reel kesim güven endeksi düşmeye devam ediyor. Baktığımız zaman en düşük seviyelerinde. Şimdi belki yavaş yavaş düzelttirmeye başlarlar çünkü TÜİK'in başına istedikleri gibi kadroları getirdiler. Evet. Bütün bu beceriksizliklerin sonunda aslında ulaşılabilecek gibi olan 2023 hedefleri hayal oldu. Milli gelir 2 trilyon dolar 2023'te milli geliri 2 trilyon dolar yapacağız demişlerdi. Nerede dediler? Önce AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesine yazdılar. Yetmedi, sonra 2014-2018 dönemini kapsayan 10. kalkınma planında da mecliste oylattılar, meclisten geçirdiler, resmi hedef haline getirdiler. Neymiş resmi hedef? 2 trilyon dolar 2023'te. En son yayınladıkları orta vadeli programda 2023'te diyorlar, milli gelir 925 milyar dolar olacak. Yarısı bile değil. Kişi başına gelir 25 bin dolar yapacağız diye millete taahhüt ettiler, söz verdiler. 10.703 dolar oldu. Söyledikleri bu. Ancak bu kadar olacak diyor. 10.703 dolar. İhracat 500 milyar dolar dediler. 242 milyar dolar. Bakıyorsunuz tarihi ihracat rakamları falan diye her yerde var. Hedeflerinin yarısına dahi ulaşamamış vaziyetteler. Bir yerde hedefin iki katı var. İşsizlik %5 dediler. Orta vadeli programda 2023'te işsizlik %11,4 olacak dediler. O da kötü şeyde iki katına çıkmış vaziyette. Sonra dün çıkıyorlar, konuşuyorlar. 2023 hedeflerini de tutturacağız. 2053 vizyonumuz. E sen taahhüdünü yerine getirememiş bir müteahhitsin. Senin bu işi bırakıp gitmen lazım artık. Gidip evinde oturman lazım. Sen hala 2053 vizyonu. Ne 2053 vizyonu? Ne 2023 hedefi? Hiçbiri tutmamış. Sonra enflasyon dışarıdan geliyor. Bizim yönetimimizin sonucunda değil diyorlar. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna işgal altında. Türkiye bunların komşusu. Rusya'da enflasyon %15, Ukrayna'da %22, Türkiye'de 80. Ne dışarıdan geliyor? Bal gibi içeriden geliyor. OECD ekonomilerinde 12 aylık enflasyon. Türkiye'de %80, OECD ortalaması %10. Gıda enflasyonu. Türkiye'de %95, OECD'de, bunlar hep tabii TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla, OECD'de %13,3. Ve enerji enflasyonu Türkiye'de %143, OECD'de %41. Şimdi bu %143'ün içinde dün akşam hepimiz gözümüzü kapamış uyurken yapılan zamlar yok. Şimdi bakın sene başından bu yana elektrik fiyatlarına konutta %95 ile %200 arasında zam yapmışlar. Bunun büyük kısmı da Nisan ayından sonra, yani kışın bu elektrik faturalarının nereye doğru gideceğini hep beraber bir düşünelim. Ticarethanelerde %192, esnafın haline bir bakın. Sanayide, sanayicinin durumu iyi ya, yüklen sanayiciye, %322. Doğalgaz
fiyatları. Konutta %164, ticarethanelerde %224, sanayide %273. Peki bu fiyatları niye bu kadar arttırdınız? Aynı dönemde dolar kuruna bakıyorum, artış sadece %37. Yani Türkiye'de bir sorun var. Yöntemleri yanlış, gerekli rezervleri yok. Hata yaptılar, zamanında anlaşmaları bağlamadılar. Bu gazla ilgili ve bugün Türkiye'de fiyatlar çok hızlı artıyor. OECD'nin 3 katı hızlı artıyor. Bu kötü yönetim sonucunda dış kırılganlıklarımız da hızla artıyor. Cari işlemler dengesi bu yıl için hedefledikleri %18,6 idi. Daha ilk 6 ayda gerçekleşen %18 diyorum, 18 milyar 600 milyon dolardı. Daha ilk 6 ayda gerçekleşen 32 milyar 400 milyon dolar oldu. Aldı başını gidiyor. Bu borçlanma demek. Vadesi bir yıl içinde dolacak olan borcumuz ne kadar? 182 milyar dolar. Bunun 32'nin 50'lere geleceğini düşünün. 180'in üstüne koyun. 230 milyar dolar dünyadan para bulmak zorundayız. Ve bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri de eksi 53 milyar dolar swapları çıkardığınız andan itibaren. Bu kötü yönetim sonucunda da tabii ki milletimiz bütçeden hak ettiği desteği alamıyor. Bakın, faiz lobilerine 151 milyar dolar ödemişiz Ocak-Temmuz döneminde. Bir de yeni icat ettiğimiz faizin ta kendisi olan kur korumalı mevduatımız için hazineden ödediğimiz, yani milletin cebinden çıkan 60 milyar dolar, bir kuruş çıkmayacak diye başladık. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dedik. İlk 7 ayda 61 milyar Türk lirası bütçeden para ödedik. 151 milyar lira faize ödedik. Peki çiftçiye ne ödedik? Üretim yapıyor, destek lazım. Bütün dünya çiftçisine destek veriyor. 24 milyar ödedik ilk 7 ay. Esnafa ne ödedik? Halk Bankası üzerinden 5 milyar. Bir de bütçeden doğrudan verdiğimiz destek var. O da 1 milyar Türk lirasının altında. Yani bütçe uygulaması sonuç itibariyle iktidarların tercihini gösterir. İktidarın tercihleri arasında çiftçi yok. Esnaf yok. Kim var? Faiz lobileri var. Onun içinde en son gelen büyüme rakamlarında diğer sektörler %1 büyürken, sanayi %1 büyürken bankacılık sektörü %3,5 büyüyor. Yine bir başka önemli konu, Türkiye neden bu borca battı diye baktığımızda, pandemide verilen desteklerin dağılımına baktığımız zaman Türkiye kendi liginde, yani kendisine benzeyen G20 ekonomileri içinde doğrudan destek vermede sondan 3., kredi ve borç vermede de 1. Yani esnafımızı da pandemide sıkıntıda olan geniş halk kitlelerinde borca batırmışız. Yaptığımız iş olmuş. Yetmez. Son olarak bu borçlara baktığımız zaman Türkiye'de çok ilginç bir şey oldu. Türkiye'de borcun faizi, borcun ana parasını geçti. Sizler burada çoğunuz iş aleminden geliyorsunuz. Bunun ne demek olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Merhaba. Evet, sorunlarımız var, sıkıntılar büyük, çok kötü yönetiliyoruz ama Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri de var. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık, bakın bu kadar büyük pazar hiçbir yerde yok, dolarlık bir pazara erişme imkanını veriyor. 4,5 saatte.
Demografik fırsat penceremiz halen açık. Genç nüfusumuz artıyor. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkarız. Gelirimizi, refah seviyemizi Avrupa Birliği'ne yakın satırız. Avrupa'nın ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz ve refah ve demokrasiyle de küresel mutluluk endeksinde en yukarılara tırmanabiliriz. Bunun için 3 yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolar. Yeni kurallar dediğimiz zaman tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişi kastediyorum. Yeni kurumlar dediğimiz zaman da bu rejimin yıprattığı kurumların yeniden kurulmasını, yeni ülkenin ihtiyacına, çağın gereklerine göre yeni kurumların da kurulmasından bahsediyorum. Yeni kadrolar dediğimiz zaman da bir an önce seçim yapılıp metal yorgunu, güven vermeyen, liyakatsiz kadroların değişmesinden bahsediyorum. Peki bu yeni kurallar dediğimiz zaman bu yeni kurallar nasıl bir strateji içinde belirlenecek? Bunun içinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 ayaklı bir strateji öneriyoruz. Bunun birinci ayağı herkesin adalete erişimini sağlayarak her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak demokrasiyi güçlendirmek, can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bunu biraz daha açarsak, yepyeni güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, yani Gazi Meclis'in yeniden ülkenin geleceğinde söz sahibi olması, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi, yani bağımsız yargı, denge ve fren mekanizmalarının iyi çalışması, yeni bir seçim yasası, milletin vekilini milletin seçmesi, siyasi ahlak yasası, kirden arındırmak için siyaseti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kesin hesap komisyonunun kurulması ve harcamalarda bütçe komisyonu ayrı, kesin hesap komisyonu ayrı olacak. Kesin hesap komisyonunda sadece önceki dönemin bütçeleri incelenecek ve harcamalarda ne yapılmış ne yapılmamış o konuyla ilgili millete bilgi verilecek, milletin temsilcilerine. Bir durum ve hasar tespit komitesinin kurulması, Sayıştay'ın sarayın vesayetinden kurtulması ve Merkez Bankası ve diğer tüm bağımsız kurumların araç bağımsızlığının yeniden sağlanması. Ekonomi sıcak parayla, ikinci ayak sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Ekonomide üretim odaklı rekabetçi bir yaklaşım isteyeceğiz. Etkinliği ve verimliliği arttırarak ülkemizi zenginleştireceğiz. Eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek zorundayız. Bakın, dolaştığımız her ilde karşımıza çıkan en önemli sorun şu: İnsanlar işsiziz diyor. İş adamları da aradığımız iş gücünü bulamıyoruz diyor. Demek ki burada iş gücünü arz edenle iş gücünü talep edenin talepleri arasında ciddi bir farklılık var. O da Türkiye'yi çok yüksek bir işsizliğe doğru götürüyor. Dolayısıyla bunu süratle değiştirmemiz lazım. Kamu ve özel arasında yeni bir karar alma süreçlerinde yeni ve etkili bir kurumsal işbirliğini sağlamak zorundayız. Her şeyi devlet bilmiyor artık. Özel sektör de çok şeyi biliyor. Hatta özel sektörün dışarıda tecrübesi bazen devletten daha fazla. Onun için bu karar alma süreçlerinde daha etkili bir biçimde özel kesimi katmamız lazım. Bu çerçevede en önemli kurumlardan bir tanesi strateji ve planlama teşkilatı olacak. Bugün ülkenin yaşadığı sorunların arkasında planlama olmaması var. Katılımcı, etkili stratejiler ve planlamayla altyapı kalkınmada dar boğaz oluşturmayacak şekilde yeniden tasarlanacak. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Yeşil mutabakata ülkenin hızla uymasını sağlayacağız. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Bir şey daha ekleyelim, ucuz diyelim. Gıda güvenliğini sağlayacağız, planlı tarımı destekleyeceğiz. Tarımda, sağlıkta ve enerjide kendine yeterli olmak için
kamucu politikalar izleyeceğiz. Neden bunu söylüyorum? Bugün Amerika'ya dönüp bakın. Daha yeni Amerika kendi parlamentosundan chips yasası diye bir yasa çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çip ürettirebilmek için 283 milyar dolar para harcayacağını söyledi. Ve bununla ilgili politikaları alt alta yazdı. Dünyanın en büyük ülkeleri bunu yapıyorsa biz de aynısını yapacağız. Bizim de çok ciddi ayakları yere basan sektör bazında sanayileşme politikalarımız olacak, sanayi politikalarımız olacak. Ekonomik ve Sosyal Konsey ekonomideki aktörlerle, sosyal taraflarla açık bir biçimde herkesin ne konuştuğunu bilecek şekilde istişare ederek götüreceğiz ekonomiyi. Ve son olarak Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Tarafların hepsi yani vergi ödeyen de vergi alan da bu konseyin içinde olacak. Ve vergi sisteminin en adil biçimde olması, en adil, etkili, etkin olması için gereken önlemleri alacağız. Büyümenin kapsayıcı olmasına, bugün artık bütün dünya bunu söylüyor. Sadece 2013'lü yıllarda biz söylüyorduk Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Şimdi bakıyorum, Uluslararası Para Fonu dahi söylüyor. G7'ler söylüyor. Diyor ki, zenginliği hakça paylaşılmasına ihtiyaç var diyor. Yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Herkes nitelikli eğitime ulaşabilecek. Yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak. Herkes insana yakışır işe ulaşabilecek. Her türlü kişisel ve bölgesel eşitsizlikle mücadele edeceğiz. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak, doğumdan itibaren fırsat eşitliği olacak, çalışma hayatındaki düzenlemeler ILO normlarına, standartlarına uyumlu olacak, aile destekleri sigortasını mutlaka kuracağız. Devlet yardımları lütuf değil, hak olacak. İşçi de, işveren de işsiz kalındığı zaman, yine bu pandemi gibi bir kriz ülkede olduğu zaman kimin neyi ne kadar ödeyeceğini bilecek. Çocuklar yatağa aç girmeyecek. Evet, bir başka ihtiyacımızsa bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma yani sürdürülebilirlik. Birincisi çevresel sürdürülebilirlik. Paris İklim Anlaşması'na uyacağız. Ekosistem hakkı anayasal bir hak olacak. Yani tahrip etmeden, çevremizi tahrip etmeden büyüyeceğiz. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumları tahrip etmeden, şartlara göre yenileyip güçlendirerek ilerleyeceğiz. Maliye ve para politikaları sürdürülebilir olacak. Maliye politikası ülkeyi borca batırmadan, para politikası enflasyonu azdırmadan yürütülecek. Çapalar güçlendirilecek. Çapa derken kamuoyuna garanti veren, bir şeylerin yapılacağına dair garantisini veren, yoldan çıkmayı önleyen bir takım düzenlemeleri yapacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı göstereceğiz. Enflasyonun düşürülmesine ve istikrara odaklanan bir para politikası izleyeceğiz. Evet. Tabii bütün bunları yaparken bunun bir zamanlaması lazım ve neyi nasıl hangi zamanda gerçekleştirip enflasyonu kontrol altına alacaksınız, güveni sağlayacaksınız, bunlara bir bakmak lazım. Bunun için de şöyle bir sıralamamız var. Yani bir kere bu hukuk devleti ve parlamenter sisteme geçiş konusunda verilen taahhüt ve bunu taahhüt eden siyasi partilerin ya da siyasi ittifakın seçimi kazanması gerçekten Türkiye'de güveni önemli ölçüde arttıracak olan bir husus. Buna para politikasında, maliye politikasında ve bu diğer günlük politikalarda yapılması gerekene göre hareket etmek, gece yatıp sabah başka şey yapmamak gerekiyor. İstikrara bu politikaların hepsi ekonomide istikrarı sağlayacak bir biçimde götürülmesi gerekiyor. Yani bunun için bundan ne kastediyorsunuz dediğiniz zaman çok kısa olarak söyleyeyim. Mesela bir makro ihtiyati politika çerçevesi dediğimiz bankaları ayakta tutmaya çalışan bir yasal düzenleme var. Şimdi bu yasal düzenlemeyi bankaları ayakta tutmak için değil, para politikasının yerine ikame etmeye çalışıyorlar. Bu tür uygulamaların hiçbirini yapmayacağız. Bizim zamanımızda herkes hangi kurala tabi olduğunu bilecek. 3 yıl özel kesime diyeceksin ki kendi enerjini üretmek için yatırım yap, fazlası da olursa
ben bunu satın alacağım. 3 yılın sonunda dönecek diyeceksiniz ki ben vazgeçtim, bunu satın almayacağım. Bu tür olaylar bizim dönemimizde olmayacak. Bir başka önemli şey, bir de buna şeyi ekleyebilirsek, bir dış çapayı ekleyebilirsek, mesela Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması gibi, bu belirsizlik çarkını kırmamız konusunda bize çok büyük bir destek olacaktır. Belirsizlik çarkını kırabilirsek bu güven artışına yol açacak. Bu da risk primi, ülkenin risk primlerinde bugün rekor kıran risk primlerini aşağı doğru çekecektir. Tabii bu sürecin sürekli demin anlattığım dört ayaktaki reformlarla desteklenmesi lazım. Bunu gerçekleştirirsek istikrar döngüsü çalışmaya başlayacak. Kaliteli dış finansman girecek. Kur riski hafiflemeye başlayacak. Kur baskısı hafifleyecek. Enflasyon düşmeye başlayacak. Dolarizasyon düşecek. Yeniden risk birimi düşecek ve Türkiye kendi kendini besleyen önemli bir döngünün içine girecek. Bunu gerçekleştirirsek, yani istikrar döngüsünü çalıştırabilirsek, bundan sonra gelecek olan şey kaliteli yatırım ve büyüme ortamına dönüştür. Üretken insanlar yeniden yatırım yapmaya başlayacak, verimlilik artacak, kapasite arttırıcı yatırımlar, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, devletle de sürdürülen diyaloglar, destekler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Netice, istihdam artacak, ücretler artacak, gelir dağılımı daha adaletli olacak. Onun arkasından da sürdürülebilir, nitelikli, kapsayıcı, insan odaklı, yüksek büyümeye dayanan bir kalkınma sürecini gerçekleştirmiş olacağız. Peki neler olabilir? Yani gelir gelmez bir şey söyledim ya, bir takım düzenlemeler yapacağız beklentileri değiştirmek için. Bunlar neler olabilir diye baktığım zaman ilk dört tanesi bizim şu an itibariyle altılı masada mutabakata varmış olduğumuz düzenlemeler. Yani bunları hemen çıkarabiliriz. Bunları çıkarttığımız andan itibaren de ekonomide beklentiler değişmeye başlar. Diğerleri de kolay çıkartılabilecek bir takım önlemler. Evet, benim sunumum bu kadar. Bitirmeden önce önce dün Sivas-Malatya yolunda yaşanan trafik kazasında 8 yurttaşımız hayatını kaybetti. Ben buradan ekonomi masası adına, kendi adıma hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, kederli yakınlarına, hemşerilerimize başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. İzin verirseniz oturmadan önce de kısaca ekonomi masasını sizlere tanıtmak istiyorum, üyelerini. Şöyle bakıyorum, başta Ahmet Akın Bey oturuyor. Ahmet Akın Bey bizim genel başkan yardımcımız. Enerji ve altyapı politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız. Sayın Bakanımız Abdüllatif Şener Bey, kendisi de masamızın üyesi. Çetin Osman Budak Bey, o da sanayici, sizlerin içinden gelen, Odalar Birliği'nin üst düzey yöneticiliğini yapmış bir kişi. Daha sonra Sayın Ulaş Bey var. Ulaş Bey'den sonra Sayın Kesici'yi görüyorum. Sayın Kesici, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, sizlerin evladı. Akif Hamza Çebi, İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem grup başkan vekilimiz, meclis başkan vekilimiz, bütün bu görevleri yürüttü. Daha önce de kriz döneminde birlikte kendisi gelirler genel müdürümüzdü. Yani Maliye Bakanlığı'nda efsane gelirler genel müdürlerinden bir tanesiydi. Şöyle bakıyorum. Özgür Karabat, eski İstanbul'da ilçe başkanımız, o da size yakın İstanbul milletvekilimiz. Orhan Sarıbal, Bursa milletvekilimiz. Kendisi tarımla iştigal ediyor. Genel başkanımızın tarım politikalarıyla ilgili danışmanı. Sayın Bedir Serter, o da İzmir, eski İzmir İl Başkanımız, aynı zamanda esnaf kendisi. Özkan Yalım, Uşak Milletvekilimiz, o da lojistik sektöründe önemli yatırımcılardan bir tanesi. Mehmet Güzel Mansur, Hatay Milletvekilimiz, Hatay İl Başkanımız, o da Hatay'da hem sanayicilik yapıyor ufak çapta, hem de petrol ve enerji sektöründe çalışıyor. Hem de çok başarılı bir milletvekilliği sürecini hem bizim bünyemizde hem meclisin bünyesinde yürütüyor. Evet, Sayın İlhami Özcan Aygun,
Kendisi benimle aynı şehirden. O da Tekirdağ milletvekilimiz. Önceki dönem Tohumcular Birliği Genel Başkanı'ydı bir dönem. Daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyesiydi. Biz kendisini oradan aldık, getirdik. Milletvekili yaptık ama her zaman da siyasetle ilgiliydi. Evet, bizim arkadaşlarımız, unuttuğum var mı? Yok herhalde. Evet, böylece arkadaşlarımı da tanıtmış oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.